kreatinin daha büyük görünmenizi sağladığı, daha hızlı kas inşa etmenize yardımcı olduğu, performansınızı artırdığı, hatta sizi daha zeki bile yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Boksörler, atletizm sporcuları, powerlifterlar gibi profesyonel güç sporcularının %50'sinden fazlası bu yararlarından dolayı kreatin kullanıyor. Vücut geliştirmecilerden bahsetmiyorum bile. Peki kreatin tam olarak vücudumuzda ne yapar ve nereye gider? Ne kadar sürede hangi etkileri görürsünüz? Sağlıklı mı ve bilmeniz gereken bir yan etkisi var mı? Bugün kreatin kullanmaya başladığınız ilk 30 gün boyunca vücudunuzda nelerin değişeceğini derinlemesine inceleyeceğiz. Kreatin kullanmaya başlamadan önce bunun vücutta neler yaptığını ve neden herkeste işe yaramadığını anlamanız lazım. Kreatin koşmak veya bench press yapmak gibi yüksek yoğunluklu aktiviteler sırasında kaslarımıza güç sağlamak için ürettiğimiz ve dolaylı bir enerji kaynağı olarak kullandığımız bir maddedir. Kreatinin 5'te 1'i de beynimizde depolanır. Bu nedenle beyin fonksiyonlarımızdaki artışlar ve azalışlarda da etkisi vardır. Bunu da sonra konuşacağız. Her ne kadar kaslarımızda temel düzeyde kreatin olsa da dışarıdan takviye aldığımızda temel düzeylerimizi %30 kadar yükseltebiliriz. Sonuç olarak kaslarımız onlara güç verecek daha fazla kreatin içerir ve bu da zamanla daha fazla güç ve daha fazla kas kütlesi sağlar. Ama herkes maalesef kreatin kullandığında kreatin düzeylerinde aynı artışı yaşayamıyor. Bireylerin yaklaşık %20 ile 30'u doğal olarak neredeyse tamamen doymuş kas kreatin seviyeleriyle dolaşıyor. Bunun sonucunda dışarıdan kreatin aldıklarında çok az fayda görüyorlar veya hiç görmüyorlar. Ette çok az bir miktarda kreatin bulunduğu için yeteri kadar et yemeyenlerin, özellikle vejetaryenlerin doğal kreatin seviyeleri çok düşüktür. Ve bu bireyler kreatin takviyesinden daha fazla yarar göreceklerdir. Yani %80 ihtimalle kreatin kullandığında fayda göreceksin. Ama hiç fayda görmesen bile bu kötü bir şey değil. Eğer görmüyorsan Allah tarafından sana mükemmel bir genetik verilmiş demektir. Şimdi kreatin kullandığımızda ne gibi yan etkiler bekleyeceğimiz ve gerçekten işe yarayıp yaramadığını nasıl anlayacağımız konusunda 30 günlük zaman çizelgemize geçelim. Kreatin almaya ilk başladığınızda kaslarınızın ilave kreatinle tamamen dolması zaman alır. Bu dönem boyunca da birkaç yan etki yaşayacaksınız. Ve kaslar ağzına kadar kreatinle dolana kadar da performans avantajlarından yararlanamayacaksınız. Bu doygunluk sürecinin ne kadar süreceği ise her gün ne kadar kreatin aldığınıza bağlıdır. Kreatin kullanmaya ilk başladığınızda depoları doldurabilmek için kullanmanız gereken iki yöntem var. Birincisi yükleme yöntemi. Bununla depolarınızı bir hafta içerisinde doldurabilirsiniz. Bir hafta boyunca her gün 20 gram kullanılır ve bir haftanın sonunda depolarınız fullendikten sonra günlük 5 grama düşürüp bu dozlardan devam edersiniz. Diğer bir yöntem ise her gün 5 gram alarak başlamak ve hiçbir şekilde arttırıp azaltmadan devam etmek. Bu şekilde kullandığınızda da tam doygunluğa ulaşmak genellikle yaklaşık 2-3 hafta sürer. Her iki yöntem de sizi aynı sonuca götürür. Ama bazı yan etkiler bakımından farklılık gösterir. Doyma aşamasında çoğu insanın yaşadığı yan etkilerden bir tanesi vücutta su tutulması ve vücut ağırlığında küçük bir artıştır. Bunun nedeni kreatinin bir kas hücresine alındığında aynı zamanda o hücrenin içine su çekmesidir. Bu kulağa kötü bir şey gibi gelebilir ama kaslarınızın daha çok dolgun gözükmesini sağlar. Diğer bir yan etkisi ise yarım kilo ile 1,5 kilo arasında kilo aldırmasıdır. Birinci yöntemi, yani yükleme yöntemini seçerseniz kreatin kullanmaya başladığınız ilk 7 gün boyunca bu artışı göreceksiniz. Ama ikinci yöntemi kullanırsanız ve her gün 5 gram alırsanız kaslarınız tamamen kreatine doyana kadar kilonuz 2 veya 3 haftalık bir süreç içerisinde kademeli olarak artar. Doyma aşaması boyunca bilinen bir yan etki de midesel sıkıntılardır. Eğer böyle bir şey yaşıyorsanız yapmanız gereken şeyler neler, onlara gelelim. Araştırmalar tek seferde daha fazla miktarda kreatin alındığında mide rahatsızlıklarının ortaya çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani yükleme yöntemini kullanıyorsanız tek seferde 20 gram yerine 4'e bölüp 5'er 5'er aldığınızda bu sıkıntıyı yaşamayacaksınız. Son yan etkimiz de kreatin kullanımı sizin kanınızdaki kreatinin seviyelerinizi etkileyebilir. Birisi kreatin, diğeri de kreatinin. Bunu karıştırmamaya dikkat edin. Kreatini parçaladığınızda kreatinin oluşur. Siz kreatin takviyesi aldığınızda kanınızdaki kreatinin oranı da artacaktır. Şimdi normal kreatin kullanmayan bir birey olsaydınız, kan testi yaptırdığınızda kreatinin seviyeleriniz yüksek çıksaydı eğer, bu sizin böbrek fonksiyonlarınızın bozulduğu anlamına gelebilirdi. Ve bunu kan testinde gördüğünüzde paniğe kapılabilirdiniz. Ama kreatin kullanırken bu değerin yüksek olması kesinlikle korkulacak bir şey değil. Kreatinin sağlıklı bireyler için kesinlikle güvenli bir takviye olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yani böbreklerin iflas etmiş, kreatinin değerim yüksek çıkmış, İşte kolum kopmuş, kör olmuşum gibi endişe yaşamanıza gerek yoktur. Peki kaslarımız tamamen kreatinle yüklendi. Gece uyudun, uyandın, bir baktın Yunan tanrısına dönüşmüşsün. Böyle mi olacak?
Bakalım bilim ne diyor. İlk olarak gücünüz ve kaldırdığınız kilolar çoğu yaptığınız harekette artmaya başlayacaktır. 22. Kreatin çalışmasını inceleyen bir meta analiz verisi, tecrübeli ağırlık kaldıran bireylerde güçte %8'lik bir artış ve tekrar sayılarında ise %14'lük bir artış beklenilebileceğini ortaya koydu. Amatör ve daha az tecrübeli vücut geliştirmecilerde ise araştırmalar %30'luk bir performans artışı olabileceğini söylüyor. Yani örnek vermek gerekirse 45 kilo bench press yapan tecrübesiz birisi kreatin depolarını doldurduğunda 55-60 kilolara çıkabilir. Bu da kreatinin gücünüz ve performansınız açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu etkileri de sizin uzun vadede daha fazla kas kazanmanıza yardımcı oluyor. Performansı artırmasının yanı sıra 52 basketbol sporcusunun katıldığı bir araştırmada sporcuların %81'inin antrenmanlarından sonra daha hızlı toparlandığını ortaya koyuyor. Son olarak beyindeki faydalarına geçmeden önce sizlere Türkiye'nin en kaliteli supplement markası olan HiQ'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki kreatinde ham madde çok önemli ve HiQ'nun tüm ürünleri en üstün kalitedeki Avrupa menşeli ham maddelerle üretiliyor. Şu anda tüm ürünlerde %50'ye varan indirim mevcut. 13 Kasım gece 12'ye kadar sürecek olan Holy Friday indiriminde kreatin %25 artı Sercan 10 koduyla %35 indirime giriyor. Eğer bu videoyu 13 Kasım'dan sonra izliyorsanız da yine Sercan 10 kodunu kullanarak tüm alışverişlerinizi %10 indirimli olarak yapabilirsiniz. Linki açıklamaya bırakıyorum. Son olarak kreatinin beyin üzerindeki araştırmalarına bakalım. Beyin vücuttaki anabolik açıdan en aktif dokulardan biridir. Sürekli enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjinin de bir kısmını kreatinden alır. Hatta çocuklar beyinlerinde kreatin eksikliğiyle doğduklarında bilişsel işlev ve gelişim üzerinde ciddi etkileri görülmüştür. Sağlıklı bireylerde kreatin takviyesi yapıldığında beyindeki kreatin düzeyleri %10 kadar artıyor. Bunun da beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri oluyor. Mental anlamda da kreatinin tüm faydaları ve etkileri bunlardı. Peki siz bir yan etki yaşadınız mı veya ne gibi faydalar gördünüz? Yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz bilimsel videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.